Evet, gördüğünüz gibi neyle başlıyoruz? Alyuvarlar. Yani oksijen taşıyan eritrositler, kırmızı kan hücreleri. Burada oksijensiz hali, şurada oksijen yüklenmiş, burada oksijeni ne yapıyor? Hücrelere vermiş, boşaltıyor. Şimdi burada bu bir parçasının büyütülmüş hali, hemoglobinin. Hem demir demek, globin protein demek. Polipeptit. Hemoglobin 2 alfa 2 beta proteininden oluşuyor. Ortasında bir demir var. Bu demir sayesinde ne yapıyor? Oksijen taşıyor. Bunun yapısında, dokusunda bozulmalar olursa, bunun birleşimdeki aminoasitlerden birisi bozulursa, efendim mesela işte burada glutamat yerine valin geçerse kristalleşme meydana gelir. Kristalleşirse yapısı, dokusu, bu polipeptit, hemoglobinin yapısı, dokusu bozulursa oksijen taşıyamaz, taşıdığı oksijeni de yükleyemez. Böylece Akdeniz anemisi hastalığı ortaya çıkar. Yani oksijen yetersizliği, kansızlık sorunu başlar. Normal kan hücreleri yuvarlaktır. Hepsini şey. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ak yuvarlar gördüğünüz gibi yuvarlak bir şekle sahiptir. Kenarları hafif kabarık. Oksijen alır, hücreye götürür, oradaki karbondioksit alır, akciğere getirir. Oksijen taşır. Karbondioksit, oksijen. Şimdi bu amino asit bozulmadan dolayı ne oluyor? Yapısı, dokusu bozuluyor. Gördüğünüz gibi yarım ay şeklinde hemoglobin yapısı bozulduğu için alyuvarın şekli bozuluyor. İçine çöküyor. Yarım ay şeklinde bir şekil alıyor. Kristalleşme meydana geliyor. Buna talasemi, Akdeniz anemisi denir. Genellikle Türkiye, Yunanistan, İsrail, Arap ülkeleri, Ermeniler arasında Doğu Akdeniz ülkelerinde yaygın, ama dünyanın diğer ülkelerinde de var tabii ki. Türkiye'de takriben 1 milyon 400 bin kişi de taşıyıcı. Ağır vaka hasta oranı ise 4.500 kişi, yani tedaviye muhtaç olan kişi. Taşıyıcı farklı, ağır hasta olan farklı tabii ki. Efendim, kökücü şudur budur, çeşitli tedavi yöntemleri var. Evlenmeden önce çiftlerin kan tahlili yaptırmaları gerekir, herhangi bir hastalıkları var mı yok mu vesairesi. Yani şimdi günümüzde tabii ki tedavi edilebiliyor. Bu tür rahatsızlığı taşıyıcı olanlar da evlenebiliyor, sorun olmuyor. Şimdi vatandaş hastanede yatıyor, Almanya'da ameliyat sonrası doktoru diyor ki sizde Akdeniz anemisi var diyor. Ne, anlamadım diyor vatandaş ameliyat sonrası. Anlamayacak bir şey yok. Akdeniz anemisi hastalığı var. Ama bu Araplarda, Türklerde, Yahudilerde, Yunanlarda, Doğu Akdeniz ülkelerinde yaygın zaten diyor. Sorun değil. Ağır bir şey değil. Taşıyıcısınız diyor. Yani hafif bir şey olabilir diyor.
Beni aramış, ne yapabilirim? Hastaymışım. Taşıyıcı olabilir yani, sorun değil. Panik yok dedik. Evet, araştırdık nasıl yardımcı olabiliriz, ne yapabiliriz diye. Çünkü bu öyle basit bir şey değil tabii ki. Çok komplike bir rahatsızlık. Bununla ilgili Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Doktor Perutz ve ekibi yapmış oldukları araştırmalarda, yapmış oldukları buluşta hemoglobinle ilgili tıp Nobel ödülü almıştır. Kristalleşmenin bu biraz önce resmini gösterdiğim hemoglobinin yapısını, dokusunu üçlü boyutlu olduğunu bulmuş. Bu buluşundan dolayı alfa ve beta çift polipeptitlerden oluşuyor. Hemoglobin. Bu buluşundan dolayı Nobel ödülü almıştır. Bu yönde çok güzel çalışmalar var. Biz ne yaptık? Burada bunun şu yapısı dokusu özellikleri bozulan, orak şekline dönüşen, tabii o zaman ne olur? Oksijen taşıyamıyor. Nasıl tedavi edilebilir diye yıllarca kafa yorduk tabii ki. Ta bu eski bir hikaye. Çemenin kanın yapısını, dokusunu değiştirdiği, hücreleri yenilediği, kemik iliğinin kaliteli kan üretimini sağladığını, evet, ne yaptık? Gördük. Şimdi talasemi, Akdeniz anemisi tabii ki basit bir rahatsızlık değil. Akdeniz anemisi. Cilt renginde bozukluk, karaciğer ve dalağın büyümesine sebep olabilir, kansızlık, büyüme hormonunda azalma, sarılık hastalığı, sabra kesesinde taş, kemik deformasyonu, kemiğin incelmesi, zayıf ve hassas kemik oluşması, burun kökünün çökmesi, adet anormallikleri vesaire birçok sorun tetikleyebilir. Fakat yani Gökçek var sorun yok diyoruz ama işte Gökçek'te yıllarca araştırma yaptık. Çemenin çok enteresan bir özelliğini ilim adamları tespit ettiler, etmişler. Nedir bu özellik? Kandaki oksijen oranını artırıyor, akyuvar oranını artırıyor. Kan taşıma özelliğini artırıyor, yani oksijen taşıma özelliğini artırıyor ve alyuvar oranını artırıyor. Yani kan yapıyor, kan yapıcı, kanın kalitesini artırıyor. Kansızlığa karşı. Yani sadece Akdeniz anemisinden dolayı değil, birçok sebepten dolayı kansızlık olabilir, demir eksikliğinden olabilir. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik olur vesaire, çeşit sorunlar doğabilir. Trafik kazası, iş kazası, kan kaybı, bayanlar yoğun adet görüldüğü için onlar da kansızlık olabilir. Evet, bütün bunlara karşı çemen çorbası yenebilir. Çorbası yapılabilir. Ben yaptım bir ara. Yani biraz garip bir tadı var ama çaresiz kalırsan yapacaksın. Çayı içilebilir, çorbası içilebilir. Bunun içermiş olduğu müsilaj böyle jöle gibi. Yani içim biraz zor ama şeker hastalığına karşı dünyada en etkili bitkidir. Etkilerini korumak gibi. Bununla ilgili Profesör Sharma ve ekibi, Rahman ve ekibi klinik araştırmaları yapmışlar, diyabet hastalarını tedavi etmişler. Profesör doktorlar vesaire yine İngiltere'de çok büyük bir çalışma yapılmış. İngiltere'de yapılan araştırmada 35.400 kişi üzerinde 35 yıl süren bir çalışma yapmışlar. Kandaki hemoglobin, ya hemoglobini, oksijen taşıyan hemoglobini biraz önce alyuvarlar
oksijen taşıyor. Ama bu oksijeni sigara içenlerde, sigaranın içerisindeki karbon monoksit 300 kat daha büyük bir güçle çekiyor, kendine bağlıyor. Böylece sigara içenlerin beynine %20 daha az oksijen gidiyor. Bütün vücuda az gidiyor da daha çok beyne. Ne oluyor? Kişide unutkanlık, hafıza zafiyeti, anksiyete, panik atak, birçok sorun ve zamanla Alzheimer'a kadar gidiyor. Beyin hücreleri beslenemiyor, ölüyor. Yavaş yavaş. 35 yıllık çalışma bu. İngiltere, dünya tarihinde en büyük araştırma. Araştırmaya katılan doktorların çoğu ölmüş, yerine başkası geçmiş. Devam etmişler yani, Sağlık Bakanlığı kontrolünde. O kadar uzun süre, 35 yıllık bir çalışma. Evet, çemenle ilgili çok enteresan bir araştırma yaparken gözüme çarpan bir şey geldi. Çemenin tohumunun birleşimindeki etken maddeler glutatyon peroksidaz, süperoksit dismutaz, katalaz vesaire. Bu serbest radikallerin salınımını artırdığını, karaciğeri bunların üretimini artırdığını belgelemişlerdi. Bu klinik araştırması Profesör Bakuer ve ekibi. Yani karaciğer ne yapıyor? Çemen kapsülü. Çemen kapsülü neredeydi ya? Bilmiyorum, burada. Çemen kapsülü ne yapıyor? Çemen ekstraktı. Karaciğerin salgılamış olduğu katalaz, süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz. Ne yapıyor bunların? Kalitesini, salınımını, üretimini artırıyor. Böylece bunlar ne işe yarıyor? Serbest radikalleri yok ediyor. Vücudumuzdaki zehirli, toksik maddeleri absorbe ediyor, yok ediyor. Böylece hızlı yaşlanmayı önlüyor. Kolay hastalanmayı önlüyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu temizliyor, aratıyor. Kanın kalitesini artırıyor. Bu çalışmaya yine Profesör Doktor Tirunu Vak Karasu. Bir Türk. Ama nasıl bir isim var bunun ya? La ilahe illallah Muhammedun. Türk ama Karasu, soyadı Karasu. Ama Tirunavaka. Neyse. Evet. Sadece süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz, glutatyon S vesaire bunları değil. Aynı zamanda alfa tokoferol, yani E vitamininin konsantrasyonu, E vitamininin oranını artırdığını meselesi birçok güzel çalışma yapılmıştır. Yani halsizlik, termasızlık, yorgunluk, bitkinlik, iştahsızlık, efendime söyleyeyim, kansızlık gibi sorunları olan insanlar için çemen dünyada en etkili, en doğal yöntemdir. Bazı aileler çocuklarına yemek yediremiyorlar. İştahsız, halsiz, dermansız, yorgun oluyor. Çocuk bitkin oluyor. Ye yavrum ye, elinde kaşıkla dolaşıyor bazıları böyle. Yok, çocuğun içinden gelmiyor ki nasıl yesin. O zaman bu tür çocuklar için ve yaşlılar için, fark etme herkes için, ama çemen kapsülü iştahsızsa Çentian'la beraber kullandı mı Çentian, o da iştah artır. Eğer sorunu tetikleyen faktörlerden biri de demir eksikliği ise, demir ne işe yarıyor? Bu hemoglobinin içerisinde bir tane demir var. Demir sayesinde oksijen taşınabiliyor. Bu hemoglobinin içerisinde şurada demir var. Bu demir sayesinde, pardon şurada göstereceğim. Şurada demir sayesinde oksijeni bağlıyor, akciğerden alıyor oksijeni, hücreye kadar taşıyor.
hemoglobinin merkezinde, proteinin merkezinde demir var. O demir eksikliği olursa kansızlık olur, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik olur. Dünyada 2 milyar insanda kansızlık, demir eksikliği sorunu var. Demir eksikliği, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik demek vesaire vesaire ne olur? Birçok sorun, hastalık, bağışıklık sistemi çökmesi demek. Demir hapı kullanıyor vatandaşlar. Demir hapının da yan etkileri çok büyük. Bir artı kişinin iştahını artırıyor, kilo aldırıyor. Demir hapı kullanılır, kilo alır, obezite sorunu başlıyor bu sefer. Biz ne yaptık? Dünyada bir ilki başardık. Ha, Ormus demir. Orme demir dünyada yok. Sadece Gökçek. Gökçek'te var. Ne yaptık bunu? Demir. Buradaki demir monoatomik halde. Monoatomik. Yani elementin çekirdeği atomuna kadar düşürdük. Demir hapları neden zararlı? Çünkü mikrometre çapında, yani bundan 1 milyon daha büyük olduğu için hücrenin içerisine girerken zorluyor, kırıyor, döküyor. Çekirdeğine, çekirdeğine, kromozomu, kromozomu, DNA vesaire vesaire ne yapıyor? Tahribat yapıyor. Demir hapları. Hücrede tahribat yapıyor. Çünkü çap olarak büyük. Oysa bu monoatomik olduğu için hücre çekirdeğine girer, çekirdeğin içerisinde kromozom, kromozom, DNA, DNA içinde gen, gen içinde amino asit element her yere ulaşır. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Ve öyle çok çok almanıza gerek yok. Yarım çay kaşığı. Ha, çok yoğun adet gören bayanlarda hastalık nedeniyle yoğun kan kaybı olanlarda veya iş kazası sonrası vesaire bir çay kaşığı günde 3 defa. Bir çay kaşığı. Aksi takdirde yarım çay kaşığı yeterli. Çocuklar da kullanabilir. 5 yaşındaysa 5 damla, 10 yaşındaysa 10 damla. Fazla kullanmaya gerek yok. Evet, orme demir ve çemen. Atalarımızın 16 imparatorluk kurmasının sebeplerinden biri de bu. Adam şıkıdık şıkıdık, şimdi şey yok yani, uçak yok, gemi yok, tren yok, tramvay yok, hiçbir şey yok. At sırtında, her türlü arkadaşı da, silahı da at. Biniyor ata, Japon denizinden Atlas Okyanusu'na, yani Fas'ın olduğu Atlas denizine, Pasifik'ten Atlas Okyanusu'na kadar 16 imparatorluk kuran bir millet. Neyle başarmış? Çemen, eti, et yemiş. Başka, Türk'ün yiyeceği et. Eti çemenle birlikte kullanarak çemenli pastırma, o Kayseri pastırması, biz de Kayserili'yiz. Evet, çemen ne yapıyor? Kanı temizliyor. Kolesterol, lipid, trigliseriti önlüyor. Karaciğeri temizliyor. Pankreası güçlendiriyor. Pankreası güçlendiriyor. Karaciğerin salgılamış olduğu antioksidan enzimleri kalitesini yükseltiyor. Evet, mükemmel bir şey. Çemen. Ama şimdi sosyete olduk. Ne oldu Türk milleti? Ay çemen mi? Yiyemem ben çemen. Ağzım kokar. Ama öbür taraftan kanın bozulur. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalırsın. İş yerinde uyursun. Kalkamaz. Kanlı canlı olmak istiyorsan çemen. Uyuyup kalmak istiyorsan çips, jelibon, kek, gofret. Evet. Şimdi vatandaşın biri bana diyor ki, hocam ben süperkritik ekstrak istiyorum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bir litresi bunun kaç para biliyor musun? Bana maliyeti 5 bin lira.
ben sana süperkritik karbon şey diyor, ekstrak istiyorum, sıvı ekstrak, mix ekstrak. O da hindi. Nerede burada Hacı abi? Hacı abi. O da hindinin kökü. Kilosu 100 lira, 100 kilodan 3 litre çıkıyor. Sadece ana maddesi 10 bin lira. Burada sıvı karbondioksit tüpleri kullanıyoruz. Ben diyor 1 litre sıvı süper kritik üretilen ekstrak istiyorum. Kaç lira filan fiyatı biliyor musun? Normal ekstraktı biz 400 lira 500 lira kilosunu veriyoruz. Ya bitkiye göre değişir. Normal ekstrakt. Ama süper kritik çok çok farklı. Yani bu nedenle süper kritik ekstraktı istemeyin. İsteyenler de 10 bin lirayı hazırlasın. Ucuz bir şey değil bu. Ya. Şimdi bu herhangi bir alkol veya su kullanılmadan bitkiye ne yapıyoruz? Verdiğimiz zaman karbondioksit gazını ulu hindinin veya başka bitkinin fark etmiyor. Yakında diğer bitkilerin de süperkritikle yağını, sıvı ekstrakt elde edeceğiz. Bitkinin etken maddesini çözüyor. Başka bir reaktörü alıyoruz. Orada ne yapıyor? Gaz haline getiriyoruz. Karbondioksit, karbondioksit tekrar uçuyor. Etken maddeler çözülüyor. Aşağı iniyor. Bitti gitti. Hiçbir kimyasal kullanmadan, alkol, su, hiçbir şey kullanmadan en doğal, en etkili yöntem bu. Ama bir damla alamazsın böyle. Bir damla bakayım tadına bakamazsın. Ya biz onu silebilir hale getirdik. 1981 yılında Profesör Doktor Güneş Kara ve ekibi süperkritik ulu hindi sıvı ekstraktiyle süperkritikle üretilen karbonhidratı aklınıza gelen her türlü kanser hastasını tedavi etmiştir. Daha sonra Profesör Doktor Haşim ve ekibi Malezya İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kuala Lumpur'da göğüs kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri, bağırsak kanseri, kolon kanseri, rektum kanseri, karaciğer kanseri, pankreas kanseri, bayanlarda rahim kanseri, yumurtalık kanseri, erkeklerde prostat kanseri, beyinde oluşan tümörler, lösemi, kemik kanseri. Aklınıza gelen her türlü kanseri tedavi etmiştir. 7 yıl önce ben bunu nasıl yapıyor bu diye merak ettim, araştırdım. Ha, süperkritikle yapıyor. Süperkritik. Bunu incelemek, araştırmak için Malezya'ya gittik. Malezya'da tabii orada ulu hindi, bu gördüğünüz, kökünü gördüğünüz bitki. Bu neymiş? Bu da meyvesi. Meyvesi değil, kökü kullanılıyor. Evet. Tabii çeşitli firmalardan talepler aldık. Üretek makine sokarak vesaire vesaire diye. Ama çok maliyetli olduğu için alamadık. Sonunda Çinli firmalar rakibete girince fiyat biraz düştü. Aldık, çok şükür kurduk, çalıştırıyoruz. Türkiye'de ilk sanayi tipini endüstriyel biz uygulamaya koyduk. Biz. Yani bunun sıvı mix ekstraktını şu bitkini istiyorum demeyin. Normal ekstrakt gibi değil. Maliyeti çok yüksek. Diyorsan da biz onu çalıştırırken en az 100 kilo bitki çalıştırmak zorundayız uygulamada. O da maliyet demektir. Süperkritik isterseniz yani elinizi cebinize atacaksınız. Yani zor yani. Başka ekstrak isteyin, toz ekstrak isteyin, sorun değil. Evet, sadece kanser hastalığı değil. Antidiyabetik olduğunu Profesör Doktor Zülkifi ve ekibi belgelemişti. Tedavi denemeleri yapmış, hastaları tedavi etmiş. Zülkifi. Antienflamatör olduğunu Profesör Doktor Kumfana ve ekibi, Raman ve ekibi belgelemiştir. Yani her türlü enfeksiyona karşı. Kanı temizliyor,
vücudu temizliyor enfeksiyonlardan. Antidepresan olduğunu profesör doktor Okugawa ve Takamoto. Antioksidan, serbest radikalleri yok edici olduğunu profesör Tahman, Han, Huda vesaire. Bunların hepsi klinik araştırması. Ahmet dedi, Mehmet dedi, Hasan dedi, Hüseyin öyle değil. Belge bilgi. İsteyenler PubMed'e bakabilir. Ne yazıyorsunuz? Latincesini. Acularia angaloca. Latincesi. Acularia angaloca. Yazıyorsunuz. 30 çeşit. Ulu hindi var. Diğerleri de etkili ama en etkilisi budur. Ulu hindi. Şimdi vatandaşın bir tanesi ulu hindi anlatıyor. Doçent doktor herhalde. Doktor mu? Neyse işte. Bitki uzmanı diye geçinir. Yüksek dağların tepesinde kayalık yörelerde yetişen bir bitkidir. Hoppala. Ulu hindi 30 metre boyunda bir ağaç. 40 metre, 30 metre. Bu oradaki Malezya'daki bitkiyi getirdi Türkiye'ye. Dağların, yüksek dağların tepesinde yetişen bir kayalıkların dibinde yetişen papatya türü bir bitki dedi. Doktor mu Nusulan ha? Doktor. Allahu alem la ilahe illallah. Nerede doktor olduysa, nasıl okuduysa o da biraz soru işareti yani böyle. Bazıları okus bokus diploma alıyorlar öyle olabilir. Neyse o bizi ilgilendirmiyor da vatandaşı yanlış bilgi veriyor. Yüksek dağların tepesinde kayalık bölgede yetişen papatya bir bitki. 40 metre boyundaki bitki hop okus bokus yaptı. Falcılık, büyücülük 30-40 santim boyunda bir bitkiye düşürdü. Kaç kat küçülttü? 1000 kat küçülttü. Ya bilmiyorsan bilmiyorum diyorum. Mecbur değilsin ki. Ben bilmedim ve bilmiyorum diyorum. Ayıp mı? Bilmiyor. Her şeyi bilemezsin ki. Allah neler yaratmış. Bilemezsin ki her şeyi. İlle ki bilgisini yapmak için, bilgisini taslamak için yalan söylemene gerek yok ki. Yüksek dağların yüksek tepesinde. Televizyonda söylüyor bir daha. Bu televizyonda söylüyor. Sunucu da bunu, aa hocam çok büyük alimsiniz falan diyor. Vatandaş inansa, alsa, kullansa, gitse ne oldu? Öldü. Kim mesul? Ben de mesulüm ya. O adam birisi ölse Allah korusun. Ben de mesulüm. Neden? Bildiğin halde neden bu adamın yalanını ortaya çıkarmadın, doğru söylemedin diye. Ben de mesulüm. Anlatmasam, vatandaş onu inansa, zehirlense, ölse Allah korusun. Ne oldu? Ben de mesulüm. Aydınlatmadığım için, doğru söylemediğim için. Benim birader diyor ki, sen ona sen işini yap. Doğrucu Davut musun sen? Ne yapayım yani? Ben söylemeyeyim, sen söyleme, o söyleme. Ne olacak? Ne olacak bu işin sonu? Herkes bana ne, bana ne derse ne olur? Zembilli Mehmet Efendi miydi? Bir soru sormuşlar Kanuni zamanında da Şeyhülislam'a. Kıyamet ne zaman kopacak demişler. Zembil sepet sallıyormuş aşağı. Onun için adı Zembilli Mehmet Efendi. Zembil sallıyormuş ki vatandaş beni görmesin. Sorusunu sorsun. Utanmadan çekilmeden ben de cevap vereyim diye. Kağıt yazıyorlar. Sepete koyuyorlar. O da çekiyor sepete. Bakıyor. Kıyamet ne zaman kopacak diyor. O da bana ne diyor? Onun vatandaş diyor ki ya ne düşüneceğim cevap? Dur cevap versene ben sana bir soru soruyorum diyor. Niye bana ne diyorsun? Evladım sorunun cevabı diyor bana ne? Anlamadım diyor. Bana ne? Bana ne dediğin zaman kıyamet kopacak diyor. Bana ne diyemezsin. Mesuliyet, sorumluluk alacaksın. Herkes mesuliyet, sorumluluk altında. Bana ne diyemezsin. Dersin hesabını vereceksin. Sen de mesulsun. Allah korusun. Orada bir vatandaşa bir şey olsa ben de mesulüm. Niye sen bunu aydınlatmadın millete? Peygamber Efendimiz ne diyor? Kötülükle mücadele etmeyen, yani kötülük, biri gördü, bir kötülük bu değil mi? İnsansal olan bir kötülük. Kötülükle mücadele etmeyen, etmeniz gerekir. Müslümanın mücadele etmesi gerekir. Etmeniz gerekir diyor. Edemiyorsanız buğz edin. Buğz
konuşursan yine de anlamıyorsan buğz edin. Bu da imanın en zayıfı diyor. Susarsan bile imanın en zayıfı. Yani her Müslümanın görevidir. Herkesin yanlış bir şeyi düzeltmeye çalışması gerekir. Buğz ettim. Ben karışmam. Lut kavmi orada bir avuç insan pislik yapıyordu. Lut kavminde. Yani bir avuç insan pislik yapıyor. Her türlü rezalet yapıyor. Ama 3000 bilmem kaç kişi, yok pardon, 85.000 kişi gece namazı kılıyordu ya. 5 vakit namazın haricinde gece namazı, teheccüd namazına kalkıyordu adamlar. Dua ediyorlardı Allah. O kadar dindar. Ama kötülerle mücadele etmiyorlardı. Allah onları da onlarla beraber helak etti. 85.000 kişi teheccüd namazına kalkıyor. 5 vakit namazı bırak. Her şeyi yapıyorlar, ibadet yapıyorlar. Hep ibadetle geçiyor günleri. Hacı hoca takılandı. Ama mücadele gelince kötülükle aman bana ne diyordu. O nedenle Allah onları onlarla beraber helak etti. Evet, yani kendi için ibadet et bir anlamı yok. Ya din adamı mısın sen diyorlar. Evet, din adamı diyelim. İşime bakayım. O işleri hocalara, hacılara bırakalım. Evet, yani Ulu Hindi'nin faydalarını söylüyoruz. Her zaman söylemeye devam edeceğiz. Herhangi bir sorun yok. Afrika sardunyası. Afrika. Afrika sardunyası Pelargonium xylioides, Pelargonium reniforme. Yetmiş çiçeğin en güzeli de bulanık olanı koymuş maşallah. Pelargonium reniforme, Pelargonium xylioides. Binden fazla ıtır türü var sardunyagillerden. Sadece Güney Afrika'da ben bu bitkinin fotoğrafını çekmek için uçakla ekstra Dresden'e uçtum. Dresden Botanik Bahçesi'nin dedim ki profesör oranın yöneticisine, botanik müdüre bitki fotoğrafı, bitki varmış sizde, gelip fotoğrafını çekebilirsiniz. Beni ciddiye almadı adam, yani atıyor, sallıyor zannettim. Sabah erkenden gittim, orada beni görünce gerçekten gelecekmişsin, gelmişsin, hoş geldin. Özel bir kimlik verdi, dedi ki madem bu kadar büyük ilgi duyuyorsun, her tarafı gezebilirsin. Normal ziyaretçilerin gidemediği yerler, bölümler var. Seralar, kapalı evler vesaire. Özel yetişen bitkiler dokunmasın veya konuşurken tükürükleri bulaşmasın, hastalanmasın diye özel bitkiler var. Her tarafı gezdim. Bir günde 500'e yakın bitki fotoğrafı çek. İşte bu bitki bir İngiliz Charles Henry Stevens denen binbaşı İngiliz orada altın elmas madenleri, vatandaş zengin olmak için oraya gidiyor, araştırıyor falan. Bu da oradaymış. Zatürre yakalanmış. Atmışlar bunu çadırdan. Bize de bulaşır. Zulu kabilesi bunu almış, tedavi etmiş. Adam kendine gelmiş. Demiş ki ben ölecektim, nasıl iyileştim? Senin şu bitkinin köküyle iyileştirdim. Tamam ben altını buldum demiş. Kökleri toplamış, İngiltere'ye getirmiş. İngiltere'de verem, zatüre, bronşit, astım, koah, sinüzit, faranjit, aklınıza gelen nefes yolları rahatsızlığına karşı dünyada en etkili bitki. Hepsini tedavi etmiş. Doktorlar gitmiş, çıkartmışlar. Bu üçkağıtçı şarlatan 3 kuruşluk otla herkesi tedavi ediyor. Kötü mü yapıyor? İyi yapıyor ama işlerine gelmiyor. Hemen buna yazmışlar, güzel sen 3 kuruşluk otla millet tedavi edemezsin. İlaç sana yine zarar veriyorsun. Adamcağız ne yapsın? Perişan olmuş. Bunun üzerine İsviçre'de Doktor Allen önce üretim izni, patentini almış, sonra üretmiş. Patentini aldığı için kimse bir şey diyememiş.
O günden bugüne dünyada en doğal, en etkili akciğer ve nefes yolları, üst ve alt nefes yolları için en etkili bitki. Ha, başka rahatsızlar için de etkili tabii, sadece bunun için değil. Şimdi bir gün benim küçük oğlum böyle soydu krop, boğmacanın tersi. Boğmacada nefes alamaz, boğulur. Nefes alamaz, boğulur, kötü olur. Soydu krop da nefes veremez. Yani bu kurtak kapağının enfeksiyonuna, mikrop kapmaz. Çocuk nefes veremiyor, harıllıyor falan, çok kötü oluyor. Hastaneye gittik, çocuk kliniğine. Dedi ki doktor, hemen enhasyon yapalım. Doktoru görünce çocuk daha kötü oldu. Dedim ki, ya enhalasyonu ben evde yapayım, şu ilacı verin dedi. İlaç yok dedi. Ne var evde? Enhalasyon diyorsun. Tuzlu su. E tuz da var, evde tuz da var, su da var, ocak da var. Ben evde yapayım o zaman. Yap dedi. Viral enfeksiyona karşı antibiyotik verilmez. Bu viral bir enfeksiyon. Yapacak bir şey yok dedi. Enhalasyon yapacak, rahatlayacak, tuzlu su lazım. Ne zaman iyileşir? Belli olmaz. Bir yıl, iki yıl, üç. Allah'ım mesalli. Eve gittim, enhalasyon yaptım. Biraz rahatladı çocuk. Tabii ben burada karanfil vesaire vesaire bazı bitkisel yağlar koydum ekstra. Uyumadım sabaha kadar, araştırdım. Afrika sardunyası çıktı karşıma. Afrika. Hemen bunun ten türünü aldım. Çocuk kullandı. 2-3 hafta hiçbir şey kalmadı. Bitti gitti. Pseudokrop. Neymiş? Verimi de iyileştiriyor. Bronşit, astım, kuah. Vatandaşın biri 72 yaşında. Oksijen makinesine bağlı KOAH. Çocukları veya hanımı alttan alıyorlar, üstten alıyorlar, temizliyorlar falan. Adam dedi ki çocuklarım da olsa, hanım da olsa lavaboya kendim gidebilmeliyim. Utanıyorum dedi ya. Beni bu durumdan kurtar. 5 dakikada olsa oksijen makinesine bağlanmadan sadece tuvalet ihtiyacım görüyorum yeterdi. 6 hafta bir deneyelim dedim. Tamam dedi. 6 hafta kekik, Afrika sardunyası, Ormus GMS, Ormus GMS olmazsa olmaz. Antiviral, antibakteriyel. Mesela mesela ürünleri kullandı, 6 hafta sonra ya dedi 5 dakika değil artık dedi, arada sırada koyayım oksijen makinesini, tamamen kurtulabilir miyim? O zaman 6 ay devam edeceksin. Sorun değil dedi. 1 yıl devam eder. 6 ay sonra KOAH'tan kurtuldu. 6 ay. Kekik burada tabii ki çok çok önemli. Kekik Thymus vulgaris. Herhangi bir kekik değil. Yani bizim köydeki yetişen, dağlarda yetişen dağ kekiği falan değil. Thymus vulgaris. Aa, resmi yokmuş. Evet. 50 bin çocuk üzerinde Avrupa'da Afrika sardunyası ile ilgili çalışma yapılmış. Etkisi ispatlanmış. Elhamdülillah. Adam kalp damarları tıkanmış. 3 defa stent taktırmış. 3 defa. Aa, pardon. Başka bir konu. Alıç var mı hacı abi? Aa, varmış. Alıç meyvesi değil ha. Alıç deyince meyvesi zannediyorlar hemen. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Yaprak ve çiçeğinin ekstraktı olacak. Meyvesi değil. Alıcın etken madde hiperizit en yüksek nerede olur? Çiçeğinde
ve yaprağında. %50 olması lazım. Bazıları meyvesini yiyorum ben, sirkesini içiyorum ben vesaire diyorlar. Afiyet olsun, çok güzel. Ama yeterli değil. Alıcın birleşiminde %1,5 ila 2 oranında flavonoidler var. Bunlardan en önemli viteksin, viteksin ramnozit, hiperozit, rutin, viteksin, viteksin ramnozit, viteksin epi vesaire vesaire, oryantin bilmem ne, lutein, apigenin vesaire vesaire türevleri, kamferol türevleri içerir. Siyanidinler içerir. Kateşinler içerir. Epikateşin, cepiteşin vesaire vesaire. Bunlar kalbi, damarı güçlendirir, korur, temizler. Nereden biliyoruz? Bilgiye dayanıyoruz. 1991-94 yıllarında 14 ayrı klinikte yapılan klinik araştırmalarda 441 kalp zafiyeti olan, koroner kalp yetmezliği olan hasta tedavi edilmiş. 441. 14 ayrı klinik. Toplam 3664 hasta üzerinde 940 kardiyolog ortak çalışma yapmışlar. Ayrı ayrı hastanelerde, ayrı ayrı muayenehanelerde. 3664 kalp damarı rahatsızlığı olan, kalp zafiyeti olan hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Hastaları tedavi etmişler. Kalp problemi, kalp güçsüzlük, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, kalp teklemesi, ödem, göğüs basıncı artması, göğüs sıkışması, zorlanarak öksürme gibi rahatsızları tedavi etmişler. 3664 hasta, kalp damar rahatsızlığı olan hasta. Profesör Doktor First ve ekibi 1994 yılında, 94 milattan önce 40 hasta üzerinde, kalp damar rahatsızlığı olan hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Dermansızlık, hemen yorulma, zorlanmadan nefes darlığı, göğüs sıkışması, güç kaybı gibi rahatsızları tedavi etmiş. Taukhart ve ekibi 1994 yılında Leverkusen'da kalp damar zafiyeti olan 132 hastayı tedavi etmiş. Bu kadar mı diyeceksiniz? Profesör İbrahim Gökçek. Nuran Hanım, alış seti kullandım. Tansiyon rahatsızlığım için faydalı oldu. Beyin damarlarını onarıyor, kan dolaşımını düzenliyor. Teşekkürler hocam demiş. Recep Yenici, alış setini annem için aldık. Kalp ritim bozukluğu vardı. İkinci haftadan itibaren normala döndü. Kalp ritim bozukluğu ikinci haftadan itibaren normala döndü. Mugbora Elif Hanım, 30 yıldır babamda tansiyon hastası, 3 tane tansiyon hapı kullanıyor. 3 tane tansiyon hapı kullanıyormuş. Alış seti aldık, daha bitmeden tansiyonu düşmeye başladı. Daha birinci sette tansiyonu 3 tane hap kullanan kişi. 3 tane tansiyon hapı kullanan. Ceyhan Yeloğlu, şimdi bu alış setini devam ediyorum. İlaçlarımı da alıyorum. İtirafım şudur. İlk defa tansiyonda sabit bir sonuç almaya başladım. Tansiyon açısından rahatladım. İnanın bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum demiş. Fatih Bey, kalp damar tıkanıklığı için kullandığım ürünün gerçekten başarılı. Adem Bey, alıç kullanıyorum. Tansiyonum normal düşmeye başladı. Mehmet Bey, kalp damar tıkanıklığı için ürün kullandım, çok memnun kaldım. Efendim Ayşe Hanım, ben de damar tıkanıklığı ve şeker için aldım. İnşallah iyi sonuç alıyoruz. Hem de size güvenim sonsuz. Eşimin şekeri normale döndü. Eşi de kullanıyor. Eşi şeker hastalığı için, kendisi tansiyon için kullanıyorlarmış. Ben de tansiyon normal döndü, eşimdeki şeker normal döndü diyor mesela. Daha birçok yorum var, yüzlerce. Vakti olanlar bakabilir. Birkaç tane örnek verdim, o kadar yeter.
Çoban çantası. Çoban çantası, vatandaş Ankara'dan arıyor. Hocam, çoban çantası. La ilahe illallah Muhammed. Nereye konuş çoban çantası bu adam? Hemoroidden dolayı ameliyat olmuş. Çoban çantası. Üç defa ameliyat olmuş, dördüncü defada doktoru ne yapmış? Yanlışlıkla makadı kitleyen siniri kesmiş. Şimdi diyor, altımı bezliyorum. Yok mu bunun çaresi? Doktora gideceksin. Mikro cerrah ameliyat edecek tekrar. Ben mikro cerrah değilim. Ameliyattan önce deseydin ki, mesela deseydiniz ki hemoroidin dördüncü evresi, memeler böyle çıkmış dışarıda, yumru yumru, kolay, çoban çantası, kanama var, bağırsakta hemoroidde sorun değil, rahim kanaması, burun kanaması, mide kanaması, bağırsak kanaması, her türlü kanamaya karşı çoban çantası. Nereden biliyoruz? Japonya'dan Profesör Doktor Kuroda ve Takaki. Çoban çantasının kan basıncını düşürdüğünü tespit etmişler. Almanya'dan Profesör Wiesenau ve ekibi bir özel polipeptit içerdiğini belgelemişler. Ameliyat olsanız bile hemoroidden kurtulamazsınız ama Latincesi Capsella Bursa Pastoris, yani Türkçe karşılığı çoban çantası. Capsella. Capsella. Klinik araştırmaları hemoroide karşı etkisi ispatlanmış. Klinik araştırması yapılmış. Hemoroid. Hemoroidin her türlü. Kanamalara karşı etkisi ispatlanmış. PubMed'de bakabilirsiniz. Detaylı bilgi istiyorsanız. Bayanlardaki yoğun adet gören bayanlarda adet halinde, aşırı adet gören bayanlar kullanabilir. Adet görmesini, aşırı adet görmeyi önleyicidir. Vesaire vesaire. Ha, bizim ürünleri kullanıp da memnun kalan var mı bakalım. Ahmet Bey, oğluma çoban çantası seti aldım. Hala kullanıyorum. Faydasını çok gördüm. Çevreme, arkadaşlarıma, herkese tavsiye ediyorum. Oğlum iyileşti. İşe de girdi. Ha, çocuk şey gidemiyor. Kanamadan dolayı dışarı çıkamıyor. Mehmet'ten çoban çantası aldım, memnunum. Veli Bey, hocam Allah sizden razı olsun. Babam için zerdeçal seti aldık, kullandık, şifa bulduk. Kendim için çoban çantası, ailem için gümüş suyu, Söğüt aldık, kullanıyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun demiş. Mahmut Bey, çoban çantası seti bağırsaklarda oluşan yara, fistül, fizür, iltihap, kanama gibi deformasyonu ilgiliyor. Fistül, fizür demişken. Fistül, makat çatlamasına, böyle kenarından yırtılmasına, böyle makatın çatlamasına fistül denir. Fizür ise makatın yanından bir kanal geliyor, açılıyor. Küçük bir makat daha. Öyle yani, pislik akıyor oradan. Çok pis bir durum. Amamelis kullanıyorsunuz. Çok bazıları hemoroido, çatlak, fistül olanlar kanıyor. Acı çekiyor, ağrı çekiyor. Amamelis kullanabilir. Krem. Lavabo, tuvalet ihtiyacını yaptıktan sonra kısa iyileşme sürecini hızlandırır. Amamelis. Amamelis Virginiana.
aman. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ama Melis de çoban çantası gibi. Fakat tabi bu. Hadi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Beğenmedi. Ama Melis çiçeği bu. Ama Melis'in kabuğu ve yaprağının destilasyona damıtılarak eritilen kremi ürettik. Çoban çantasında da Hamam Melis var zaten. Çoban çantasında Hamam Melis, Hamam Melis de çoban çantası. Aa, buradaymış. Hemen Hamam Melis, hem çoban çantası. Kapsülleri var. Fistül, makatta oluşan çatlak, füzürse yandan, makadın yanından, bağırsağın içinden, makadın yanından açılan bir kanal. O kanal, İçerideki pislik oradan çıkıyor. Bu çok zor bir şey, füzür. Vatandaşın bir tanesi tam bir yıl uğraştı. Hamdolsun tedavit. Bağırsaklarındaki enfeksiyondan dolayı kandidan uğrayıcı gazeteyle alkol olmasına tanıdırıyla iyileşemiyor adamcağız. Öyle çok ağır bir sorundu. Nihayet başardık. Evet, yani burada yüzlerce yorum var. Teşekkür yorumu. Mehmet Bey, Gökçek Şifa, çoban çantası aldım. Ülseratif kolit hastalığından kurtuldum. Ha, ülseratif kolit. Şimdi Allah'ın meselesi. Ülseratif kolit, kolit, morbus kron, spastik kolon, irritable bağırsak, her türlü bağırsak sorunu için çoban çantası. Hamam Melis. Sarı kantaron da var. Tedavi edelim, sorun değil. Problem değil. Problemi ne olduğunu bilmek önemli, yeterli. Yani bunlar artık bizim için, mesela Hollanda'da vatandaş ülseratif kolit nedeniyle 15 yıldır çalışamıyor. Sosyal hayatı bitmiş. 3-4 saat önceden bir şey yemiyor. Çarşıya çıkacağız ama uzağa da gidemiyor. Hemen gidiyor, ufak tefek bir şeyler hemen girevine dönüyor. Uzağa da gidemiyor. Dolaşamıyor. Çünkü hemen lavaboya koşması lazım. Lavaboya. Kanamalı. Ülseratif kolit. Doktorlar antibiyotikten başka bir şey bilmiyor. Ne yapacaksınız? Bunun için var mı bir çözüm dedi. Gökçek var, sorun yok. Şimdiki ismi Limsa. Daha önceki ismi neydi bunun? İksir o zamanlar. O zamanlar elimde sadece bir ürün var. 40 yıl önce. Limsa. Gönderdim. Hadi bakalım. Bitti gitti. Limsa damarlara çarp, plakları çözer, yağları eritir, bağışık sistemini güçlendirir. 6 ay kullandı, bitti gitti. Limsa. O zaman eski ismi İksir. Evet. Ameliyata gerek yok hemoroidden dolayı. Daha birçok konu var ama sorulara bakalım. O zaman geç kalacağız yoksa. Ablam 50 yaşında, beyninde tümör ve ameliyat olmak istemiyor. Doktor iyi huylu demiş ama yine de korkuyoruz. Ne önerirsiniz? Beyindeki tümör sorun değil. Neresinde olursa olsun tümör fark etmez. Neden fark etmez? Çünkü maitake var. Dans mantarı, Japon dans mantarı. Zerdeçal var. Ormus GMS var. Maitake ile ilgili Japon dans mantarı pelerinli kadın gibi böyle. O nedenle dans eden, uzaktan bakınca dans eden pelerinli kadına benzediği için maitake mantarına dans mantarı diyorlar. Pelerinli uzaktan bakınca dans mantarı. Japonya'da 105 klinik arasması, Çin'de 400 klinik arasması ve son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde de klinik arasmalar yapılmış. FDA tarafından onaylanmış.
kansere karşı kullanılır. Bitti gitti. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Kafasında soru olan ne yapacak? BAPMET'e bakacak. Gökçek dedi ama My Take My Take My Take Mushroom Mushroom mantar demek. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Reishi ve Shiitake'den daha etkilidir diyoruz. Reishi ve Shiitake. Reishi zaten nedir? Reishi mantarı aslında kullanılmaz. Çünkü Reishi mantarı diğer mantar türlerinden çok farklı. Reishi mantarı kan sulandırıcı olduğu için komedin gibi kontrolsüz bir kan sulandırıcı. Dozajını bilemesen iç kanamadan ölümlere sebep olabilir. Onun için biz Reishi üretmiyoruz. Reishi sormayın. Vatandaşın bir tanesi Manisa'dan buraya gelmiş. Arkadaşları getirebilmiş yani. Arabayla getirmiş. 5 yıldır sanki bitkisel hayat yaşıyor adam. Böyle robot gibi. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Çalışamıyor. 5 yıldır çalışamıyor. Çevresindeki insanlar onu ilgileniyor. İhtiyacını gideriyor. Kendisi hiçbir şey yok. Bir firmanın ismini söylemiyorum. Onların Reishi mantarı kapsülünü kullanmış. İlk 1-2 ay iyi geldi. Oha enerji, power. Daha sonra uzun süre kullanınca iç kanamaya sebep olur. İlk önce iyi geliyor 1-2 ay. Kolesterol, lipid, trigliserit iyi geliyor. Ondan sonra ne oluyor? Aşırı kan sulandırıcı olduğu için iç kanama oluyor. Farkına varmıyor. Organlar çökmüş. İç kanamadan kan kaybetmiş. Farkına varmamış. Geç varmamış. Doktor bana mı danıştın ki ne yapayım demiş. Yapacak bir şey yok demiş. Buraya gelmiş. Ne yapabiliriz? Bu hale düşmeyeceksin. Soracaksın. Bir bilene soracaksın. Bir bilen kim burada? Türkiye'de bir bilen kim bitki konusunda? Var mı Gökçük'ten başka? Var. Televizyonda sürekli çıkan 1-2 profesör var. Depresyona karşı pırasa, ıspanak, maydanoz, dereot. Var mı elinde belki bilgide konuşuyorsun? Camış. İnsan sağlığıyla oynuyor, haberin yok ya. Camış demişim ya. Hak ediyor yani. Ağzımdan kaçtı. Camış demezdim. Gerçekten diyorum hadi diyelim. İnsan sağlığıyla oynuyor, hakkın yok ki. Depresyona karşı pırasa, ıspanak, maydanoz, dereot. Bir tanesi de 1 yıl ona inanmış, 1 yıl pırasa yemiş. 1 yıldır pırasa yiyorum, şimdi düşün pırasa oldu, Allah belanı versin diyor. Dedim ki bana herkes dua eder. İlk defa beddua eden biriyle karşılaşıyorum, bir yanlışlık olmalı. Ne de derdin? Depresyona karşı pırasa yiyorum 1 yıldır. Benim değil bu, söz benim değil. Şimdi inkar mı diyorsun? İsimleri karıştırıyorsun kardeşim, isimleri karıştırıyorsun. Ya olabilir ya. 1 yıl aradan geçti olabilir ya. Uyanık olacaksın. Uyumayacaksın. Uyursan taşlı köye doğru gidersin haberin olmaz. Ne diyorlar var? Dörtlüsüye sandala. Bindirirler sandala götürürler taşlı köye. Öyle yani. Şimdi adamın bir bayan pardon. Beni arıyor. Ya bu kadar para gözlü insan olmaz, şöyle insan olmaz. Küfür ettiriyor. Ne oldu dedim, ne oldu? Bana kimse böyle hakaret etmez. Bir sorun var ortada dedim, ne oldu? Sistit için karnabahar dediniz. 1 yıldır karnabahar yedim, karnabahardan tiksindim. İçim dışım karnabahar oldu. Hiçbir faydası olmadı, daha kötü oldum. Ben mi söyledim? Evet sen söyledin. Bir hatan var. İyi bak. 1 yıl geçmiş aradan unutmuş beni. Kimin ismi? Karnabahar birisi söylemiş. Bir televizyonda. Sistite iyi gelir demiş. Sistite karşı ben ne diyorum her zaman için? Interstitial sistit. Ağrılı mesane sendromu için. Yani mesane iltihaplanması için. Ayı üzümü seti diyorum. Ayı.
üzümü seti. Ama sen gidiyorsun, öbür vatandaşı dinliyorsun. Biraz önce söylediğim vatandaşı. Bir yıl karnabahar yiyorsun, tiksiniyorsun. Başka bir sürü iş çıkıyor. Hastalık az uyku duruyor. Ben bilgi, belge olmadan konuşmam. Konuştuğumu duyan var mı? Var mı? Sen bilgisiz, belgesiz, boş konuştun diyen var mı? Birisi çıksın söylesin. MyTech ediyorum burada. 467 kanser hastalığına karşı etkisi ispatlanmış MyTech'e. Bizim Mustafa Güncü bu sabah aradı. Gribe karşı ürün istedi. Ha, gribe karşı diyoruz. İsmini söylemiyoruz şimdi. Niye? Facebook'tan uyarı aldık. Kırmızı çarpı işareti koduna. Dikkat, seni kapatırız. Bir defa kapatırlar. 550 bin takipçim vardı. Bir defa kapatırlar. Şimdi ikinci sayfamı da kapatmak için uyarıyorlar. Şu konuda konuşamazsın, bu konuda konuşamazsın. Ne konuda konuşacağım? Hani demokrasi, insan hakları falan filan vardı? İşlerine gelirse, onlara biraz dokundu mu hemen sesini keserler. İşte bizim sorunumuz da bu. Türk dünyası, İslam alemi şu kadar milyon insanız. Bir tane ne Facebook var, ne YouTube var, ne Google var, ne şu var, ne var, hiçbir şey yok. Onlara mahkumuz. Allah bizi kurtarsın bu mahkumiyetten. Yani ne yapalım yani? Sayfanı kapatırız diyorlar, ağzımızı açamıyoruz. Yani konuşturmayacaklar bizi. Bir sefer sayfamız kapandı, şimdi bizden uyarı geliyor. Evet, MyTech'in kandidaya karşı etkili olduğu büyük bir ekip tarafından yapılan araştırmalarda belgelenmiştir. Profesör Doktor Namba, Profesör Kamuta, Profesör Kodama, Profesör Doktor falan filan. Test isimleri var bunların da ya. Hangi milletmiş bunlar? Japon herhalde bunlar da. Norika Kodama, Kiyoshi Komuta, Hiroki Namba. Her türlü kanser hastasını diyor, tedavi ettik diyor, belge bilgi burada diyor. PubMed'den bakabilirsiniz daha derin bilgiler için. Şimdi Mustafa Göncü Konya'dan aradı dedim. Dedi ki keşke sizi 4-5 yıl önce tanısaymıştım. Niye, neden, ne oldu? Annem çok ağır hasta, kanser hastası, doktorlar 3-4 ay sonra ölür dediler, 3-4 ay. Deneyelim bakalım dedim. Allah verir, canı da, rızkı da. Doktor dediği bir şey yok. Pek umudum yok, deneyelim dedim. Olur, deneyelim. 6 hafta sonra yatalak kadın, 83 yaşında. Göğsünde 18 santim tümör. Bu kadar. Evde yatıyor. Temizliğini yapıyor, yediriyor, içiyor, annesiyle uğraşıyor. Efendim. 6 hafta sonra kadın ayağa kalktı. 18 yaşında genç kız gibi. Börek, çörek, yemek, çay. Yahu kadın ev işleri yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, durduramıyor. Çalışsın daha iyiydi. Çalıştıkça çalışan demir ışıldar. İşleyen demir ışıldar. Atasözü. Hiç sorun değil. Ne kadar çalıştı o kadar iyi. Gerçekten mi? Gerçekten. İyi, hadi bakayım. Her ay beni arıyor. 16 santime düştü, 15 santime, 14 santime, 13 santime falan filan. Bir yıl geçti, mercimek kadar kaldı. Ama normal yaşıyor, hiçbir şeysi yok artık kadının. Yatalak kadın, her türlü ev işi yapıyor. Kardeşi gelmiş. Kaldım hacı abi, bu MyTech'e, kanserle ilgili. Zerdeçal da kanserle ilgili, dur. Zerdeçal, bu da zerdeçal. Bunun da kökünü getiriyoruz, nesini yapıyoruz kökünden? Ekstrakt kapsülü yapıyoruz. Zerdeçal, MyTech'e. Zerdeçalın toz ekstraktı, kilosu 100 dolar, tozu 30 lira. Kökünün tozu 30 lira, ekstraktı 100 dolar. Evet.
Şimdi kardeşi bakmış ki kadıncağız her türlü ev işi yapıyor, evde dolaşıyor. Ben de kalabilirim annem, kalabilirsiniz. Götürmüş. Ya dur şu kadını bir muayene ettireyim demiş. Doktora götürmüş, doktor bakmış. Muayene etmiş falan, bakmış kan telleri. Oo kanser bu demiş. Hemen ilaç vermiş. Diğer vatandaş durumu bilmiyor ya. Kullanmış. İki ay sonra beni Mustafa Bey aradı, annem vefat etti. Allah Allah, ne oldu? Hani iyiydi? Kardeşim doktora gittiydi, o da ilaç vermiş. Zehirlendi, vefat etti. Başın sağ olsun, yapacak bir şey yok. Dipdiri kadın, zehirlendi. Kanserli hücre sayısı 5000'den 70'e düşmüştü. Kanserli hücre sayısı, CA 19 bilmem ne. 5000'den düştü 70'e. 35'in bir tık altına düşse kanser değilsin. 35'in bir tık üstüne çıksan kansersin. Aslında kanserli hücre herkeste var. Olmayan insan yok. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda nerede sorular acı? Yanlışlıkla sefer mi kapattım? Ne yapmış? Aha şurası. Şurada. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 1 milyon kişi kanserden ölüyor. Ama bunlar kanserden ölmüyor ki. Kemoterapinin yan etkilerinden. Avrupa'da 2 milyon kişi kanserden ölüyor. Türkiye'de 100 bin kişi. Neden? Hepsi kemoterapiden. Kanserden ölmüyor ki. Çin'de 2800 kişi kanserden ölüyordu. Doğu diyorum şimdi değişti. Ne değişti? Çünkü dünyanın bütün kimya fabrikaları Pekin bölgesine yerleşti. Çin hükümeti sadece bu bölgede kimya fabrikaları olsun dedi. Sadece o bölgede 2 milyon kişi ölüyor. Çin toprakları 9 milyon metrekare, 3 milyon metrekaresi Türk toprağı. Doğu Türkistan bizim toprağımızı işgal etmiş Çinler. Gelince zamanı gelince onu da alacağız inşallah. Şimdi Çin topraklarının binde biri bile olmayan bir bölgede kimya fabrikaları var. O bölgede kanserden ölenler 2 milyon ki Çin'in diğer genelinde kanserden ölen 2800 kişi. Kimya fabrikalarının olduğu yerde ölen insanlar 2 milyon. Diğer bölgede kanserden ölenler 2800 kişi. Ali Bey, hayırlı günler, kolay gelsin hocam. Ayak parmaklarımda yanma ve doktorlar meslek hastalığı dediler. Variz varmış. At kestanesi seti. At. At kestanesi seti. Kullanıyorsunuz. Variz, henüz yetmezlik. Sorun değil. Ha bazen, bazı insanlarda ne oluyor? Kasıktaki lenf bezleri çalışmıyor. Lenf özemle birlikte oluyor bazen variz, menüz yetmezlik, lenf özemle. Onu doktor ayıramıyor icabında. Onu variz zannediyor. Menüz yetmezlik, derin menüz yetmezlik vesaireyle karıştırıyorlar. O zaman zerdeçalla at kestanesini beraber kullanmak gerekir. Hocam PLT'yi yüksek nasıl düşürebilirim? PLT yüksekse çemen seti G PLT PLT yüksek PLT yüksekse kanınız arabanın motorunun yağı gibi koyu demek PLT PLT düşükse ince demek trombozot sayısı yoğunlaşmış. Pıhtılaşma katsayısı. Pıhtı gibi yani ağır. İdiopatik trombozitopeni denen bir hastalık var. Onu bile tedavi ettik. İdiopatik sebebi bilmeyen. Tromboz yüksekliği, tromboz düşüklüğü sorun değil. Çemen seti. Hayırlı yayınlar hocam. İlminizi ziyade etsin. İnşallah. Sağ olun. Kolon kanseri. Kanser genetik değil. İçinden çıkamadıkları şeylere genetik, genetik, her şeye genetik diyorlar. Genetik olmaz kanser. Genetik nedir?
doğuştan kromozom yapısı bozuktur. 46 kromozom yerine 47 kromozomludur. O zaman o genetiktir. Doğuştan. 46 kromozom yerine bir kromozom daha fazladır. Down sendromu olabilir. Genetik. Ama kanseri tetikleyen faktörler var. Eskiden şu sebepten diyorlardı. Mesela lenf sistemindeki kansere EBV virüsü sebep olur. Epstein-Barr virüsü. Kişi kendini üşütme, grip, nezle gibi halsiz, dermansız, yorgun hisseder. Lenf sistemine yerleşirse ne olur? Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin olur. Kişi lenf sistemine yerleşirse bağışıklık sistemi ona karşı tedbir alamazsa, kişi tedbirini alamazsa lenf sisteminde yerleşir. Bağışıklık sistemini köreltir. Özel bir protein gönderir. Bağışıklık sistemi antikor göndermesini önler. Bağışıklık sistemi o zaman neye benzer? Boks ringine çıkmış, boks ediyor ama gözü bağlı. Etrafında 9-10 tane boksör var. Bunun gözü bağlı. Kimle, neyle mücadelesini bilmiyor. Bağışıklık sistemi bu kör dövüşün içerisine düştü mü pat küt durmadan düşer. Bağışıklık sistemi çöker. EBV virüsü, Epstein-Barr, lenfoma kanserine sebep olur. Ha, mesela bazen kandida kanserine sebep olabilir. Bazen EBV virüsü, bazen ortaklaşa. Her organda, hangi aslında kanserli hücre herkeste var. Olmayan insan yok. Ama sorun değil. Bağışıklık sistemi güçlü oldu mu? Kanser sorun değil. Hayırlı yayınlar sağ olun, 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 kızımın saçları dökülüyor demiş. Spirulina seti G kullanın, hiçbir şey kalmaz. Dökülüyorsa vitamin, mineral, enzim akışı azalmış, beslenemiyor. Kıl kökündeki hücreleri besleyen damarlar kıldan daha ince. Hayırlı yayınlar, yüreğinize sağlık demiş Sultan Hanım, sağ olun, teşekkürler. Hayırlı yayınlar demiş Ülkü Hanım, teşekkürler. Süleyman Özsavaş, güzel faydalı bilgiler. Seda Sayan'dan daha faydalı. Seda Sayan. Aha, bizi güldürüyor vatandaş. Avrupa'da televizyon programları eğiticidir, öğreticidir. Bizde ise lay lay lom, lay lay lom. Rating için her şeyi yapıyorlar. Myasthenia gravis. Kas erimesine karşı bamya seti G artı magnezyum malat. Pardon. Bamya seti M. M orme magnezyum demek. Artı magnezyum malat. Hocam gözümün önünde sinek uçmaları oluyor. Siyah cisimler. Sarı nokta hastalığı. Başlangıcı tabii. Şimdi gözümüzü elmaya benzetelim. Elma gibi. Bakmış olduğumuz cisim arkada makulada yansıyor. Makulaya yansıyan cisim beynin arka tarafında görme, fotoğrafçıdaki karanlık oda gibi görme noktası burada oluşuyor, görme arkada oluşuyor. Göz sinirleri beynin ortasından arkaya doğru geçiyor. Hipofiz bezinin sapından oradan geçiyor. Bazen hipofiz bezinde makro veya mikro adanım olursa göz sinirleri sıkışıyor. Evet, makro mikro adanmadan tedavi ederiz, sorun değil. Sarı nokta hastalığı makulanın hemen yanında, yöresinde beslenemeyen retinada çökme başlıyor. Hücreler, ölen hücreler dökülüyor.
çözülme başlarsa kişi bakmış olduğu cisme bakarken sinek uçuşmaları gibi siyah uçuşmalar veya cisimcikler görüyor. Yaban mersini kullanıyoruz. Yaban mersini. Tabii safranla ilgili de güzel çalışma yapıldı. Safranla da ilgili buluş yaptılar. Safranın ve özellikle ginkgo'yla ilgili çalışma yapıldı. Ginkgo'nun glukomu iyileştirdiği belgelendi. Klinik araştırması var. Safranın sarı nokta hastalığına iyi geldiği, makula dejenerasyon klinik araştırmaları var. Deniz Hanım teşekkürler. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Merhaba hocam. Her türlü kas hastalığına iyi gelen ne var? Bamya, M artı magnezyum malat. Bir de uzun yayla masaj. Her türlü kas hastalığı. Şimdi bamya neden bamya? Bamyada 40 kilit de var. Bamya kasları kemiklere bağlayan tendonlar, sinirler, kirişler, burada iltihap varsa. Bamyada vitamin, mineral, enzim bakımından çok zengin. Kasları ve tendonları güçlendirir. Kemiği, kemiklerdeki kireçlenmeyi, enfeksiyonu 40 kilit, söğüt, bunlar ortadan kaldırır, kasları güçlendirir. Magnezyum azalırsa kramplar olur, erimeler olur. O nedenle orme magnezyum var bizde, orme magnezyum. O da kaslar için. Panik atak için ne önerirsiniz? Sarı kantaron B, sarı kantaron aslan yelesi B seti. Sarı kantaron hiperesin, hiperforin gibi etken maddeler içerir. Hiperesin, hiperforin gibi etken maddeler beyinde tadilat, tamirat yapar. Beynin salgılanmış olduğu serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, melatonin, prolin gibi hormonların kalitesini artırır. Ve yavaş yavaş hormonlar normale döndükçe, seviyesi arttıkça kişi sorunları ortadan kalkar. Sarı kantaron. Klinik araştırması var. Depresyon, panik atak, anksiyete vesaire vesaire her türlü sorun için sarı kantaron, aslan yelesi de beyinde tadilat, tamirat yapar. Aslan yelesi mantarı. Ormuz gold var. Beyindeki armetelleri, kimyasalları temizler. Altın, bor, çinko, mangan, sodyum, potasyum, magnezyum, demir vesaire vesaire içerir. Beyinde yapısı, dokusu, özü bozulan hücreleri yeniler. DNA tamirinde hücre yeniler. Ormuz GMS sayesinde hasta olmuyorum. Allah razı olsun. Ormuz GMS aklınıza gelen her türlü viral enfeksiyona karşı, bakteri, virüs ve mantara karşı günde 3 defa bir çay kaşığı yeter. 3 defa bir çay kaşığı. Her türlü virüsü yok eder. Çünkü buradaki gümüş monoatomik halde. Hücre içerisine girer, hücre çekirdeğine girer, çekirdeğine girer, çekirdeğine kromozom, kromozom, DNA, DNA içinde gen, gen içinde amino asit, element, elementin çekirdeğine kadar nüfus eder. Virüs ne yapıyor? SARS, MARS falan filan bir sürü virüs var. Bunlar fil gibi taç kısmından hücrenin membranından içeri virüs RNA'sını ve DNA'sını püskürtüyor. Virüsün DNA'sı veya RNA'sı İnsan hücresinin DNA'sına gelince o kadar iki DNA'yı kesiyor, kendi DNA'sını ekliyor. Ne oluyor? Virüs üreten merkez haline geliyor insan hücresi. Ormuz GMS kullandığınızda bu noktaya gelince virüsün RNA'sından veya DNA'sının elektronunu alıyor, patlatıyor, bitti gitti. Şak şak şak. Midemde çok yanma oluyor. Gece boğazıma acı sular geliyor. Hiç sorun değil. Gökçek var, problem yok. Ne yapıyoruz? Mastik gam ve ladengülü. Mastik gam, ladengülü. Her türlü mide rahatsızlığı. Mastik gamla ilgili Profesör Doktor Kim,
Proktor Lee, Proktor R. Güney Kore Dong Kong Üniversitesi'nden her türlü mide rahatsızlığını tedavi etmişler. Hatta mide kanserini tedavi etmişler. Neden gülü de Türkiye'de yetişen karahan denir. Karahan Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan klinik araştırmalarında gastrit ülseri ilişkisi belgelemiştir. Bir de lahana mix var. O da reflü vesaire karşıya gelir. Sinir sıkışması için öneriniz var mı? Sinir sıkışması, hangi sinir sıkışması? Omurilikteki sinir sıkışması ise 40 kilit zerdeçal G. Karpal tünel sinir sıkışması ise ozon yağı, masaj. Küpital tünel sinir sıkışması ise ozon yağı. Sinir sıkışması. Omurda ise 40 kilit zerdeçal G seti. Yeni kremler ne zaman çıkacak? Ha, yeni kremler. Arnika Hamamelis. Hamamelis Virginiana. Hamamelis kremi sedef, akne, sivilce, her türlü cilt hastalığında ve hemoroide karşı kullanılır. Hamamelis. Arnika, ezilme, burkurma, morarma, sporcu, tekvondo, kickbox, boks, judo veyahut da futbolda darbeler nedeniyle veya iş kazası. Her türlü ezilme, burkurma, morarmaya karşı Arnika Montana. Ha, bu sadece Arnika içermez. Birçok şey içeriz. A firması, B firması, C firması da Arnika bilmem ne üretiyor, hiç ilgisi yok. Geçen bir firmadan biz Arnika'nın çiçeğini Almanya'da bulamadık, Meksika'dan getirdik. Hatta çocuklar sipariş verdi. Almanya'dan Meksika'ya sipariş verdi, öyle getirdiler. Arnika ekstrakti sipariş verdim bir firmaya, kimya fabrikası Türkiye'de. İçinde 5 kilo. İçinde 1 kilo arnika yok. Doldurmuş, nişastaya göndermiş. Ben bu adama nasıl küfredeyim şimdi? Çok ağır küfretmem lazım ama neyse. Kimya fabrikası güya ithalat, ihracat yapıyor, ekstrakt alıyor, satıyor. Sahtekar. Ya dünyada yok. Bizdeki sahtekarlık kadar dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Burada Hacı abi, şu zerdeçal şişesi, 3 tane zerdeçal şişesi vardı, versin. Ya, yeri gelmişken konuşayım. Adama ekstrakt sipariş veriyor, bizde olmayan ekstraktları ne yapıyor? Nişasta gönderiyor. Yani anlamasak işi, tamam gittik. Dolandırıldık. Maşallah. Şimdi 3 şişe gördünüz burada değil mi? 3 şişe. La ilahe illallah Muhammed. Dur işte. A firması, B firması Gökçek. %100 saf zerdeçal ekstraktı. Zerdeçal tozu değil. Zerdeçal tozu 30 lira kilosu. Biz toptan aldığımız için Pakistan'a, Hindistan'a getiriyoruz. Destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstrakt 100 dolar. %98'lik ise 100 dolar. %10'luk var, %20'lik var, %30'luk, %30'luk. Bunu bir firma bize göndermiş. Numune göndereyim bizim ürünlere de bir bakın işte biz size alışveriş yapalım falan. Onu gönder. Bu firmanın ürününün içerisinde %5 bile zerdeçal yok. Gerisini nişasta doldurmuş. Bu firmanın ürününde %2 bile zerdeçal yok. Gerisini nişasta doldurmuş. Ben bunu laboratuvarda analiz etmeme bile gerek yok. Çıplak gözle görüyorum. Böyle bakayım, bakayım görüyorum. Çöp!
Şimdi fuardayız. Nasılsınız İbrahim Bey? İyiyiz falan filan. Konuştuk, biri geldi. Hangi firmalardan ekstrak alıyorsunuz? Şuradan buradan alıyoruz ama genellikle kendimiz üretiyoruz. 150 çeşit bitki ekstratı kullanıyoruz. 100 çeşitini kendimiz üretiyoruz. 50 çeşitini yurt dışından getiriyoruz falan filan konuşurken. Hangi firmalardan memnunsun, hangi firmalardan memnun değilsin deyince dedim ki bir firma var, onlar hep üç kağıtçı. Adamlar içine nişastı doldurup gönderiyorlar dedim. Adam firmanın sahibiymiş. Baltaya taşa vurdum. Dedi ki benim babam haca gitti. Ne yapayım, senin baban haca gitti? Senin baban haca gidebilir. Hacı olabilir ama sen sahtekarsın. Biz hacı hoca çocuğuyuz. Hacı hoca çocuğu olmaz, seni kurtarayım ya. Sen hacı olsan ne olur? Buranın da bir şey olmadıkça hacılarla ne ilgisi var bunun? Yine böyle hacı hoca. Biz en güvenilir firmalıyız. Dedim ki tamam, yandık vallahi. Hiç ürün almıyoruz onlardan şimdi. O zaman da kestik irtibat. Bir firmaya, fuardayız yine, gittim. Nasılsınız, iyi misin? İyi, sağ olasın, nasılsın falan filan. Dedim ki ya siz bütün ürünlerinize bitki tozu kullanıyorsunuz. Neden? Bizim 7 tane doktorumuz var, uzman. Bunlar daha etkili diyor. Yani bütün dünyadaki ilim adamları ekstrak diyor. Sizin 7 tane doktor, herhalde onlar baytarlar, kusura bakmasın. Baytar bile değil onlar. Yani doktor değil onlar. Diplomayı oradan buradan, şu ülkeden bu ülkeden okus bokus da almıştır. Doktor. Çakma doktordur. Doktormuş. Bizim doktorlar, 7 tane doktorumuz var. Onlar öyle diyor. Ben 7 defa haca gittim. 70 defa gitsen olur ki. Zerre kadar iman yok. Milleti dolandırmak için diyor ki ekstrak içeriz. İçine bakın, iyice bakın ki %5 ekstrak içeriz, %95 bitki tozu. Ekstrak içeriz demek için %5 ekstrak koyuyor, %95 toz koyuyor. Hocaymış, hacıymış. 7 defa haca gitmiş. 70 milyon haca gitsen ne olur sana? Şimdi Allahu Teala Cebrail'i gönderiyor. Diyor ki dünyada en kötü adamı bul bak. Bir katili buluyor. Ya Rabbi şurada insanları öldürür. Hayır o değil. Tekrar git bak diyor. Geliyor tekrar, işte annesini babasını öldürmüş katil. Hayır o da değil diyor. Falan yerde alkolik, o da değil. Falan yerde hırsız, o da değil, o da değil, o da değil. Ya Rabbi kötü insan kalmadı. Diyor ki camiye git. Camiye gidiyor. Yok bir şey. Falan adama bak. Bakıyor. İşte o dünyanın en kötü insanı diyor. Ya Rabbi bu adam diyor. Çocukluğundan beri namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, her şeyi yapmaya çalışıyor. İslam'ı tam yaşamaya çalışıyor. Allah-u Teala diyor ki o sadece kendi için yapıyor. İnsanlık için hiçbir şey yapmıyor. Diğerlerinin hiçbir faydası yok. Sadece kendisi için yaptığı için, egoist, bencil olduğu için en kötü insan odur. İşte budur. İslam neymiş? Hep bana, hep bana değil. Hep beraber herkese. Yani İslam budur. Yardımlaşmaktır. Şimdi apartmanda oturuyorsunuz. 30 aile, 40 aile var. Kim kimi tanıyor? Kim kimi tanıyor? Kim kimle yardımlaşıyor? Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Görmüyor bile, tanımıyor bile. Selam bile veriyor. Çok alem bir dünyadayız. Ormuz Gold kullanıyoruz. Beyni temizliyor. Allah razı olsun. Var olun hocam demiş. Saniye Hanım. Sağ olun. Teşekkürler. Ormuz Gold kullanıcı beyinde reset atıyor. Reset atıyor deyince iyice boşaltıyor değil yani. Temizliyor. Reset atıyor deyince beyni boşaltıyor. Yeniden yüklüyor. O anlamda değil. Beyni temizliyor. Şimdi vatandaş bizim Ormuz Gold'u kullanmış.
altıncı katta diyor ki ben bir motor sesi duyuyorum diyor. Büroda diye arkadaşlarına. Ne motoru diyorlar, burada motor ne geçsin. Yok ya ben bir motor sesi duyuyorum. Duyuyordum, duymuyordum. Durun diyor, ben bir bakacağım. Beşinci kata iniyor, ses geliyor. Dördüncü kat, üçüncü kat, ikinci kat, birinci kat, zemin katı. Bodrum kata kadar iniyor ki kalorifer motorunun sesi. Kalorifer kazanının motorun sesi. Allah Allah. Hiç diyor böyle bir şey duymazdım. Bunu nasıl duyuyorum? Şimdi büyük bir AVM'de, büyük bir alışveriş merkezinde çalışan bir beyefendi patronu diyor ki çok hata yapıyorsun, hep unutuyorsun, her şeyi karıştırıyorsun. Eksik malzemeler, böyle giderse işine son vereceksin. Niye dikkat etmiyorsun? Fırça yiyor. O da araştırmış, beni bulmuş, aradı. Ne yapacağım ben? Unutkanım falan filan. Ginkgo, aslan yelesi, Ormus Gold. Üç tane ürün kullan. Altı hafta sonra beni aradı. Allah senden razı olsun dedi. İşsiz kalacaktım. Yıllardır burada çalışıyorum. Eskiden şık 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 tık 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 bilgisayar gibi çalışıyordum. Kafam çalışıyordu. Şimdi çalışmıyor. Çökmüştü. Ama sizin ürünleri kullandıktan sonra eskisinden daha iyi. Bilgisayar hiç diyor. Beyni ne yapıyor? Temizliyor, arıtıyor. Koah için kekik seti G. Ekinezle kullandım oğluma. 3 günde gribi atlattı. Oğluma diyor Kadriye Hanım, ekinezle kullandım 3 günde atlattı. Grip, SARS, MERS falan filan fark etmez hangi gün. İnfluenza, A, B, C fark etmez. Ekinezin birleşimindeki polizakaritler ne yapıyor? T hücresi, B hücresi, makrofaj, hepsini komple harekete geçiriyor, bitiriyor. Budur. Dünyada en çok satılan bitkisel ürün birinci sırada ginkgo, ikinci ekinezya. Türkiye'de pek bilinmiyor ama öğreteceğiz yavaş yavaş. UTT harcı kandidaya karşı kullanırım yeterli mi? Sadece UTT harcı olmaz. Karamuk G seti. Hocam yeni bitki ekstresi karışımı kahveyi bekliyoruz. Evet. Dün yaptık. Memnun kalmadım. Hepsini çöpe döktük. Bugün tekrar yapacağız. Biz yeni bir ekip kurduk. Önceki mühendis beyefendi ne zaman fabrikaya gitsem balkonda, sanki ofisi balkona taşımış gibi çay içiyor, sigara içiyor, çay içiyor, sigara içiyor, kahve içiyor. Dedim ki sen ne yapıyorsun? Büroyu balkona mı taşıdın? Haberimiz mi yok? Ya falan filan laf üretiyor, iş üretmiyor. Onu postaladık. Şimdi yeni bir ekip, 7-8 tane bayan, hepsi mühendis. Onlar ama kozmetik çalışıyorlar. Yani bitki konusunda Türkiye'de değil, dünyada benim üzerime yok elhamdülillah. Ama kozmetik başka bir alan. Onu da ekip kurduk, Ar-Ge çalışması yapıyorlar. Evet, deneyler yapa yapa en iyisini geliştireceğiz inşallah. Kozmetik farklı bir şey. Şampuandır, duş jelidir, sabundur. Ben bu kremin içine konacak ana maddeyi söylerim. Arnica Montana. Ezilme, burkuma, morarma. Kara kafes. Aloin içer. At kestanesi. Ama İşte krem nasıl yapılıyor, şunu yapılıyor mesela, onu ben kozmetikten anlamam. Yani geneli bilirim, detaya giremem. Çünkü onunla uğraşsam vaktim yok, zamanım yok. Ama kapsüller, damlalar, drajeler, onlar benim işim. Bu iş o ayrı bir uzmanlık. Kozmetik farklı işi. Onu yeni bir ekiple beraber ne yaptık? Ar-Ge çalışması onlar yapıyor. Ben sadece Arnica derim. Gerisini onlar yapar. Bakarız etkili mi değil mi? Ha şimdiden kullanılan memnun. Çok güzel. Kozmetikçilerde kozmetik krem yapar, efendim şampuan yapar, sabun yapar vesaire vesaire ama onlar genellikle kimyaya alışkın oldukları için kimyasallar yerine bitkiseller ne olduğunu bilmezler. Onu da ben bilirim. Yani birbirini tamamlamak lazım.
Arnika kremi kullanıyorum, yumuşak oluyor. Beğendim demiş. Aa, Arnika ezilme, burkulma, morulma. Çok güzel Arnika. Evet, gözaltı morlukları, yüzdeki kırışıklıklar vesaire için. Çok güzel krem. Almanya'da bile bulamadık, Meksika'dan getirdik. Türkiye'de hiç yok. Bazı firmalar Arnika kremi üretirdi, yalan söylüyor. Yok, nerede bulamazsın ki? Bileme, ismini bile bilmiyorum. Evet, Arnika. Parladın mı biraz? Parladın mı? Evet. Show yapalım biraz, show. Business show. Merhaba hocam, merhaba. Benim doğuştan gözümde lekeler var. Sağ gözümde ameliyat oldum ama yaban mersini G. Hocam, sporcular için yüksek protein içeren bitki var mı? Spirulina kapsülü. Dünyadaki spirulinalardan farklı bu. Çünkü ginseng içerir. Maka içerir. Üzüm çekirdeği ekstraktı, resveratrol içerir. Mesela. Çok farklı, enerji verir. Maka tree. Sporcular için ideal. Moringa. Bir değil, birçok ürün var. Hocam, kanserden satın yanında aynı sefa yağı, mix yağı kullanıyor. Annem, onun yerine sizin yeni çıkan yağı mı alalım? Evet, yani aynı sefa mix yağı yerine ne ürettik? Aynı sefa CA karbondioksit yağı. CA. Kanser, kandida başta olmak üzere. Her türlü rahatsızlığa karşı süper kritik. Hocam, güneş kremi yüz nemlendirici geliyor mu? Evet, her şey geliyor. Hocam, halikobat yapıları için ne kullanalım? Mastik gam G seti. Kiloluysanız GT. Mastik gam, mide kanserim dahi yok dedi. Hocam, babamda Alzheimer başlangıcı var. Ne önerirsiniz? Alzheimer başlangıcı için Ginkgo seti B. Ginkgo B, B, B seti. Artı safranla daha hızlı iyileşir. Alıç G seti ne işe yarar? Alıç G seti kalp, damar, bütün koroner, kalp yetmezliği nedeniyle buradaki damarlar tıkanmış olsa bile %80-90 6 haftada açar. Şah damarı benim yıllar önce Almanya'da bizim hanımefendi hazretleri, yani eski eşim, iş yerinde düşüp bayılmış, hastaneye kaldırmışlar. Şah damarı %80 tıkanmış, beyine oksijen şey kan gitmiyor, %85 tıkanmış. Doktorlar ilaç verdi, kullandı, bir faydası olmadı. Dedi ki, ya herkes iyileşiyor, bana niye faydan olmuyor? Dedim ki, bitkisel ürün kullanmıyorsun ki, sarımsak kokuyor diye. Zencefil kullanmıyorsun, ne yapayım yani, zorla mı içireyim? Aa, limsa, bütün damarları açar, plakları çözer, yağları eritir. Buzdolabında duruyor, iksir. Eski ismi, buzdolabında duruyor. Bir zahmet alacaksın, kullanacaksın. Bu kadar basit, biliyorsun. Benim ilk ürünüm, göz bebeğim. Aa, iyi dedim. Aldı, kullandı. Tam 28 günde, yani 4 haftada %85 olan şah damarındaki tıkanıklık %15'e düşmüş. %15. Aa, bu kadar yeter. Ben kullanmayacağım. Ya dedim, bak, en az 2 ay kullanacaksın ki sadece buradaki şah damarı tıkalı değil. Bir insan da dünyayı 3 defa dolaşıda damar var, 120 bin kilometre uzunluğunda. Vücudun diğer tarafındaki damarlarda da sorun var ki burada sorun var. Hepsinin açılması için en az 2 ay, 3 ay kullanacaksın. Yok, bu bana yeter. Ne oldu? Kullanmadı. Ne oldu? 3-4 yıl sonra başka sorunlar çıktı. Şimdi bir beyefendi şah damarında tıkanıklık olmuş.
Oo, hemen ameliyat. Almanya'da ameliyat etmiyorlar. Tehlikeli. Ameliyat olmaz. Çünkü pıhtı atar felç olma riski var. Türkiye'de hemen ameliyat etmişler. Adamın pıhtı kaçmış. Beyine gitmiş. Ne oldu? Felç oldu. Vatandaş arabasını satmış. Bir herbalist, bitki uzmanından ürünler almış. Kullanmış, kullanmış, faydası olmamış. Arabasını satmış. 5 ay ürün kullanmış, almış. Az daha kullan, az daha kullan. Şu kadar para, bu kadar para. 20 bin lira. O zamanın parasıyla kaç sene, 10 sene önce. Araba parası. Efendim ne oldu? Ben aradım, dedi ki ya ben dolandırıldım. Adamı vursam öldüreceğim. Babama hiçbir faydası olmadı dedi. Bu kadar ürün falan. Sorun değil dedim. Nasıl sorun değil? Gökçek var, problem yok. İksir, o zaman eczaneden de şu şu haplar alayım göndereyim dedim. Onlarla beraber kullan. Kullandı. 6 hafta sonra dedi ki ya babam ne dediğini anlamıyorduk şimdi konuşuyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buna devam edeceğiz şu kadar. Bitti gitti. Felç, inme olan hastayı bile tedavi et. İnme, inme. Neredeyim hacı? Boyun fıtığı için bamya seti G artı Bosveli'ye. Aura nasıl yükselir? Aura nasıl yükselir? Aura nasıl yükselir? Vücudunuzdaki mikroplar azalırsa, vücudunuzdaki toksik maddeler azalırsa aura yükselir. Aurayı yükseltmek için ne yapıyoruz? Chlorella G seti kullanıyoruz. Chlorella, chlorella. Hocam ellerimde eksema doktorlar kortizonlu kremler veriyor. Kortizon kemikleri eritir, hafızaya zarar verir, beyine zarar verir. Kortizon kadar dünyada tehlikeli madde yok. Eksema için hamam eliş seti G artı hamam eliş kremi. Hamam eliş G seti artı hamam eliş kremi. Beyinde hipofiz varmış hocam ne yapma? Herkesin belinde hipofiz bezesi var. Hipofiz bezesinin sapında kist var, kist. Mikro adenom, makro adenom. 1 santimde büyük olursa makro, 1 santimde küçük olursa mikro adenom denir. Makro, mikro. Ne kullanıyoruz? Maytake seti G. Makro, mikro. Yallah bitti gitti. Hocam Helicobacter pylori çok kolay. Mastik gam G. Hocam duş jel çalışmalarınız var mı? Evet duş jel haftaya inşallah. Duş jel 6 çeşit. Duş jel 6 çeşit. 8 çeşit şampuan ürettik. 6-7 çeşit sabun. 8 çeşit sabun. Bunların bizim üretmiş olduğumuz şampuanlarda, sıvı sabunlarda 4 kimyasal yok. 1 sodyum lauril sulfat kanserojen madde. 2 sodyum lauril eter sulfat. 3 paraben, 4 alkol. Sodyum lauril sulfat. Şimdi mesela elinizi yıkadınız. SLS içeren bir sıvı sabunla veya saçınızı yıkadınız. Buradaki kiri çözüyor, kirin yerine geçiyor. Tüm vücudunuzu streç folyoyla sarmış gibisiniz. Bir defa sodyum lauril sulfat içeren sıvı sabunla yıkadığınızda eliniz yüzünüzü 5 ton suyla ancak çıkıyor. Bir defa şampuanla, SLS içeren şampuanla saçınızı yıkadınız. 7-8 ton suyla yıkandıktan sonra ancak çıkıyor. Çamaşırlarınızı bu tür kimyasallarla yıkarsanız çamaşıra geçiyor. Çamaşırdaki kiri çözüyor, yerine geçiyor. Yapışıyor. Bulaşıklara yapışıyor. Tabakları, bardakları temiz zannediyorsunuz. O bardaklara, tabaklara kiri çözüyor, kirin yerine geçiyor. Bu nedenle kanserojen tehlikeli. Bu kimyasal ucuz olduğu için herkes SLS, SLS, paraben, alkol kullanıyor. Ama bizim ürettiğimiz doğal olduğu için
kimyasal olmadığı için pahalı, maliyetli. Bizim elimizde değil maliyet. Onun bir bidonu 50 dolarsa öbürünün bir bidonu 500 dolar. Yani elimizde olan bir şey değil. Hocam yüzümde, gözümde astigmat, miyop var. Şimdi astigmat, miyop. Benim gözümde silindir vardı Almanya'da. Doktora gittim çünkü karanlıkta araba sürerken ışığa baktım, ışığın etrafında halka görüyorum. Doktor dedi ki silindir var. Silindir nedir dedim. Glukom gibi, yani elma şeklinde olan göz basınçtan dolayı sıkışıyor, deformülü armut gibi oluyor diyelim yani basitçe. O zaman makulada yansımıyor, makulanın hafif yanına yansıyor cisim, renk, bir resim. O da ne yapıyor? Etrafında halka varmış gibi gözüküyor. Ne olacak? Dedi ki hiçbir şey olmaz. Niye? 10.000 kişide olan bir hastalık, 10.000 kişide bir kişide olur. Bunun çaresi yok. Ben biliyorum ne yapacağımı dedim. Eve gittim. İksir yani limsa kullandım. 6 ay. Sabırlı adamım ben. Bir başladım sonunu getirene kadar uğraşım. 6 ay sonra muayene için gittim. Kadın bağırdı çağırdı yanında çalışan hemşirelere falan. Sekreterlere. Ne yaptınız bu adamın dedi. Raporları değişmiş bu. Karıştırmışsınız. Yok efendim falan. Dedi ki bu adamda silindir vardı. Şimdi yok gözüküyor. Ne yaptınız raporları? Güldüm. Niye gülüyorsun? Ben tedavi oldum. Nasıl tedavi oldum? Benim buluşum var bununla ilgili. Nedir dedi? Bu. Aa öyle mi? Tamam ya. O zaman güle güle hadi. Böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Evet. Ben geceleri öksürüyorum. Çok sonra içiyorum. Acaba ciğer temizliği için ne? Kekik seti, öksürük, kekik seti G. Hocam, babam da kellik. Ha. Ru 5 mini seti. Romatizma için Harpago G seti. Romatizma, fibromiyalji, ankilozan, spondilit, sistem okupus, bezcet vesaire gibi rahatsızlar için Harpago G. Foti şampuanı saç çıkarıyor. Hocam iki defa saç çıkartan şampuan kullanıyorum. Bende mi oldu anlamıyorum. Zaten saç çıkarıcı Foti. Adı üzerinde Foti saç otu. Saçım çıkıyor diyor. Acaba sadece bende mi yoksa başkasından mı diyor. Hayır doğru. Foti saç otu. Çin, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerine yetişen bir bitki. Kökü aynı, insan saçı gibi böyle. İnsana benzeyen bir bitkisi, tamamen kökü insana benziyor. Adam otuza diyorlar. Biz bunun şampuanını ürettik. Biz bunun kapsülünü ürettik. Saç için. Sadece saç değil, damarlara etkili. Kalbi güçlendiriyor, damarlar açıyor, karaciğer için. Birçok özelliği olan bir bitki. Türkiye'de ilk biz ürettik. Başka da bilen yok. Niye söylüyorum acaba? Hocam varis için bir tedavi önerir misiniz? Varis için at kestanesi, reflü için lahana mix. Şeker 300'den aşağı düşmüyor, ayaklarımdaki yara iyileşmiyor. Ne önerirsiniz? Gurmar seti G, şeker hastalığı için. Hocam astigmat ve miyop için bana ne önerirsiniz? Yaban mersini G artı safran. Yaban mersini G artı safran. Hocam sadece ormeselenyum kullanarak hipertiroid tedavi olabilir mi? Ormeselenyum hipertiroid için değil, kanser için. Orme IYT tiroid için. Orme IYT. Orme IYT ne için? Ama Fukus'la beraber kullanmanız lazım. Bunun bir de tiroid için esmer yosun. Japon denizinde, Baltık denizinde yetişen bir yosun. Onu hipotiroid için set kullanmak gerekir.
Evet, sevgiler, saygılar, hürmetler. Allah'a emanet olun. Bugünlük bu kadar.